Bu işi bana öğretme kardeşim. İçeride tanıdığım var. Bu gece açılış gecesi. Davetsiz kimseyi alamam. Şefin kim lan senin? Söyle çıksın karşıma. Benim adım Kamil. Yıktırtma burayı kafana. Buyurun. Ben seni tutmayayım istiyorsan. Eski kız arkadaşın da baba. Ben onunla konuşacağım konuştum. Konuşacağımız daha çok şey var. Yani sanki bakıyorsun. Ben ona bakmıyorum, etrafa bakıyorum. Çok hoş kız. Demek ki Emin hayatında da güzel şeyler oluyor. İyi misin? Ben lavaboya gidip geleyim. Söyle Kamil. Can nereye gitti Kamil, söylesene. Abi, Can'dan önemli bir mevzu var. Ne mevzusu? Güneş Hanım. Güneş mi? Ne diyorsun Kamil? Abi, Güneş Hanım şu an Emir Sarrafoğlu'nun kulübünde. Sana ne? Yanında biri varsa sana ne? Sıkıldın mı? Yeterince eğlendim. Bu gecelik oyun bu kadar diyorsun yani. Ne düşündüğün umurumda değil. Çünkü ben oyun oynamıyorum. Oynamıyorsun. Hepsi mi tesadüf? Annenin yanında çalışman. Buraya gelmen. Bir zamanlar benim senin için yaptığım tesadüfler gibi. Eskiden tanıdığım biri hayat birbirine değen tesadüflerden ibarettir derdi. Hatırlar mısın? Hoşça kal Emir. Düşürdüğümü fark etmedin mi? O kadar çok eğlenmene sevindim. Çocukluk arkadaşım mekanı. Bırak da eğleneyim. Nişanlı seni gece hayatından koparamamış Hande. Davet edilmesen de evlenmek için geleceğin yeri iyi biliyorsun. Çok kalmayacağım Sarrafoğlu. Birini mi arıyorsun?
Ne dedin sen? Allah kahretsin, bu ne ya? Ne oldu? Ya görmüyor musun anne, ne işi var bu adamın burada? Abi. Gidiyoruz. Hemen. Biliyordum. Tam da bu gece oldu işte. Oldu mu kardeşim? Hiçbir şey olduğu yok. Ne demek hiçbir şeyin olduğu yok ya? Niye gelmiş bu herif? Ne istiyor? Allah kahretsin. Ben biliyordum ki zaten böyle olacağını. Emir, ne oluyor size? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu pislik herif hala hiçbir şey bilmiyor. Anlıyor musun? Sen de sakinleş. Eğlenmeye devam et. Kapıdaki işe yaramazlar, hadi seninle de yarın konuşuruz. Emir, konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey var. İçeride konuşuyordunuz. Ne olduğunu anlamadım yani. Yavuz'dan neden korkuyor ki? Ne yapacağını düşünüyor? Kardeş tehdit mi ediyor seni? Ne duyduysan o. Hiçbir şey yapmıyor. Koray. Bana burada neler olduğunu hemen anlatır mısın? Ya bana niye soruyorsun anne? Git Emir. Sen hiç vakit kaybetmez misin? Gülsüm, sen ne yapıyorsun burada? Gelir gelmez yapıştım. Gelir gelmez. Aslında benim köşeme çekilip iyi olan kazansın demem lazım. Pınar mı daha iyi, sen mi? Hanginiz daha ateşli acaba? Ondan korkmana gerek yok artık Gülsüm. Odana git. Güneş. Neden? Hani o adamları bir daha peşime takmayacaktım? Ben senin peşine adam falan takmadım. Ama belli ki takmam gerekiyormuş. Abi, bu gece çıkacağımdan haberim vardı. Neden? Neden bu kadar panik yapıyorsun ya? Benim sabrımı zorlama Güneş. Oraya bir daha gitmeyeceksin. Neden? Ya ne yaptığımı söylesene. Kaçtın mı? Hayır. Gizli gizli gece kulübüne mi gittim? Hayır. Seni bu kadar kızdıran ne? O herifin kulübüne bir daha gitmeyeceksin Güneş. O herif. O herif dediğin gece kulübünün sahibi değil mi? Güneş. Bir daha oraya gitmeyeceksin, o kadar. Dadı odaya gidin. Kamil. Konuştular mı? O herif kardeşimin yanına yaklaştı mı? O herifin kardeşimin yanında ne işi vardı Kamil? Hemen buraya gel. Güneş, ne oluyor kızım? Yine neler oluyor? Ben de abime bunu soruyorum dadı. O herif dediğiniz kim? Allah aşkına Güneş, neler yapıyorsun ki abim böyle çıldırıyor? Konuşsana kızım. Aramıza hoş geldin Can. Hoş bulduk. Müsaitsen buluşup konuşabilir miyiz? Benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Bence çok iyi bir ekip olacağız. Hem Koray'la da iyi anlaşacağına eminim. Ben de. Ama işte uzaklaştırma var. Ben birkaç ay burada olabileceğim. İyi bir sistem kurmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bana evet dediğin için pişman olmayacaksın. Bilmem gereken şeyler var. Yani burayla alakalı. Mesela zayıf noktaları, bütün açık kapılar. Mekan senin, ne istiyorsan yap. Yani aslında tam olarak mekanla ilgili değil. Mesela Güneş Sancaktay.
O kız buraya girip çıkmaya devam edecek mi? Yani görüşmeye devam edecekseniz buradan Yavuz'la ilgili önlemler almam gerekiyor. Güneş gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Yavuz'la ilgili özel bir önlem almana gerek yok. Emir, ben yani aranızda ne olduğunu bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor ama dün o kız buradaydı. Sonra arkasından Yavuz geldi. Yani bunlar yeterli değil mi? Yavuz'un kardeşinden bahsediyoruz. Sen onu öfkelendirdin yani. Hani terk etmişsin sonuçta. Bugün olmasa bile bir gün mutlaka acısını çıkaracak yani. Can, bu olayın senin işinle hiçbir alakası yok ki. Yavuz Sancaktay'dan bahsediyoruz ama kız kardeşinden bahsediyoruz. Yani şaka mı bunlar? Sen mekanın güvenliğinden sorumlusun. Benim can güvenliğimden değil. Benim artık çıkmam gerekiyor. Tekrar hoş geldin. Çatı altında yaşamadın mı? En büyük acılarını. Buraya kadar. Bizim hikayemiz de buraya kadarmış meğer. Baba, hadi toparla kendini, gidelim. Gidelim oğlum. Gidelim. Hatice, yeni sahibi gelene kadar apartman sana emanet. Gözün gibi koru onu. Merak etme abi. Hiç merak etme abi. Rıza Bey. Biz gidiyoruz oğlum. Önce bir hafta memlekete, sonra da Mehmet'in yanına. Yolculuklar. Sağ ol oğlum. Sağ ol.
hoş geldin. Geçiyordum, arabanı gördüm. Bir göreyim seni dedim. Merak etme. Onu kovmadım. Bugün izin günü. Sağ ol. Böyle kolay ulaşılabilir bir yerde olması çok işime yarayacak. İkiniz de söylemeseniz de ortada bir tek gerçek var. Sen onu terk etmiş olman. Bunu yapmış olmana rağmen neden hala onunla işin bitmedi? Hande, ben sana zaten yeterince açık olmaya çalışıyorum. Bana böyle cevap veremeyeceğim soruları sorma. Tamam, sormayacağım. Sen de zavallı kızla istediğin gibi oyna. Zavallı? Niye öyle dedin? Ne kadardır tanıyorsun ki? İstici'yle tanıştık. Güneş nasıl biri? Onu ilk tanıdığımda imkanlarına, güzelliğine, akademik başarısına rağmen fazla alçak gönüllü olduğunu düşünmemdi. Ya orada bir ay geçirdim. Onunla çok yakın değildim ama onunla geçirdiğim zaman içinde anladım ki gerçekten kusursuz bir kız. Yapma anne. O narin prenses havaları, o kanatsız yardımsever melek halleri. Hiç mi oynamıyor? Hepsi mi gerçek? Sana ne söylersem söyleyeyim, benden tam tersini duymak isteyeceksin. Ama üzgünüm Emir. Yani Güneş hakkında seni sevindireceğim çok bir şey yok. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Ona saf diyebilirsin. Asosyal, hayat cahili. Hatta saflığını aptallıkla karıştırabilirsin. Ama ona başka hiçbir şey söyleyemezsin. Çünkü üzerinden akıp gider. Biraz daha konuşursan sancaktar soyadını kazara aldığını düşüneceğim. Evet. Yani Güneş'in tek kötü yanı Yavuz Sancaktar'ın kardeşi olması. Tek yanlışın bütün doğruları götürmesi gibi. Beni şaşırtıyorsun. Çok değişmişsin ve katılaşmışsın. Hande, buraya beni incele analizler yap diye gelmedim. Biraz da senden bahsedelim. Ne kadar değiştin? Konuyu değiştirmek için bana saldırıyorsun. Saldırmıyorum, soruyorum sadece. Tamam, Koray'dan kaçmıyorsun ama ona senin için sadece eski bir çocukluk arkadaşıymış gibi davranıyorsun. Peki, sence Hande nasıl davranırdı? Kaçarken adamın gözlerinin içine bakıp ben kaçıyorum, tutabilecek misin derdi. Yakalandığında da başını eğmeden yakalandım derdi. Böyle senin gibi bir yüzüğün arkasına saklanmazdı. Artık savaşmıyorum. Çünkü uğrunda savaşacak hiçbir şey yok. Hande, sen doğuştan savaşçısın zaten. Şimdi de o yüzüğü kalkan yapmış, kendinle savaşıyorsun. Ben kulübe gidiyorum. Unutma bak, her zaman bekliyoruz. Ya Cansu, dur bir dakika, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım işte. Haydun'un fikriydi. Her şey birdenbire oldu. Gözlerimin içine baktı ve Cansu, her şeyi bırakıp benimle birlikte dünyayı gezmeye var mısın dedi. Tamam da böyle paldır küldür. Ya senin okulun, onun işleri. Ay, okulda işler de biraz bekleyecekler. Cansu, dünyayı gezeceğim dediğin adamı ne kadar iyi tanıyorsun. Daha bizi bile tanıştırmadın. Ya Lara, bak ben hayatımda ilk defa mutluyum. Hayatımda ilk kez karşılıklı bir aşk yaşıyorum. Onu ne kadar tanıdığım umurumda bile değil. Ama İnan bana, bu benim kendim için verdiğim en doğru karar. Benim için fazla masraflı olduğunun farkındasın herhalde. Ben İtalya'ya gidip konsoloslukta evlenin dedim. Dünya turuna çıkın demedim. Kanada'da teyzesi yaşıyor. Çok riskli. Bak, bu işte en ufak bir hataya tahammülüm yok halim. Duydun mu beni? Ne yapıp et, bir an önce evlen onunla. Kanada'yı da aradan çıkar. Anladın mı? Bu iş daha fazla uzamayacak. Üzgünüm ama Güneş'le ilgili seni mutlu edecek bir şey söyleyemem. Ona saf diyebilirsin, asosyal, hayat cahili. Hatta eğer onu ezmek istiyorsan saflığını aptallıkla da karıştırabilirsin. Ama ona daha fazlasını söyleyemezsin. Üzerinden akar gider. Güneş'le ilgili tek kötü şey Yavuz Sancaktar'ın kardeşi olması.
Oyun buraya kadar. Şimdi git abine söyle. Sarrafoğlu hesabı kapattı de. O anlar. Yaşadığımız her şeyin sebebi abinle. Sen benim için sadece bir oyundun. Oynaması çok zevkli bir oyun. Güneş. Ağlıyor musun sen? Yok canım. Rüzgar. Böyle biraz gözlerimi sulandırdı. Deniz havası iyi gelmedi o zaman. Evet galiba. Gezelim mi? Bana uyar. Kaan uyudu. Bir türlü göremiyorum ki. Ne zaman burada olsam çocuk uyuyor. Neyse şu işler düzene girene kadar böyle herhalde. Sonrasına bakacağız. Mutlaka düzene girer. Yemek yemeyecek misin? Yok ya. Bir an önce çıkmam lazım zaten. Hadi görüşürüz. Merhaba. Erken geldin. Sema okuldan arkadaşım. Koray da Kaan'ın babası. Aslında biz dışarıda buluşacaktık ama Gülsüm Hanım gelmeyince. Yok canım, siz keyfinize bakın. Memnun oldum Sema. Hoşça kalın, iyi çalışmalar. Kızım, insan böyle yakışıklı patronum var demez mi? Çocuğu var diye ben de içi geçmiş kaç yaşında hayal ettim. Saçma sapan konuşma. Koray. Koray. Ben de yukarı çıkıyordum. Kaan uyuyor Gülsüm. Yok, zaten ben seninle konuşmaya geliyordum. Söyle. Hani ev meselesi vardı ya. Annem de bana bir ev tutacaktın. Onu bir hafta içinde halletmemiz lazım. Çünkü kapıcı dairesine bir aile taşınacak. Ya evet. Duymuştum, Rıza Beyler gitmiş. Tamam, sen ev işini düşünme. Siz annenle gidin, bakın. İşte uzakta ya da yakında, nerede istiyorsanız. Seçin, beğenin. Gerisine de karışmayın, tamam? Yakınlarda bakacağız tabii ki. Tamam Gülsüm, nereden isterseniz. Yalnız bir tek şey istiyorum. Kaan'ın düzeni bozulmasın. Kaan benimle kalacak. Bunu daha önce de konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Tamam. İlk zamanlar hoş, sempatik biriydi benim için. Genç baba. Biraz tecrübesiz. Biraz panik. Ama oğluna düşkün. Komik. Onu tanımaya başladıkça... Uf, konuşturma beni ya. Zaten kafam karmaç olma. Pınar, vallahi ne desem bilemedim. Bir anda eski karısı, geri gelen eski sevgili. Hatlar bayağı karışık. Ne yapmam gerektiğini biliyorum aslında. Bir mazeret bulup artık burada çalışmayacağım deyip gitmem lazım. Bazen dilimin ucuna geliyor. Yapamıyorum. Kaan'ı da çok seviyorum ama... burada kalamam biliyorum. Gidemiyorum işte. Pınar, üzülsen mi sevinsen mi bilemedim. Ama bu bir şey hissediyorum deyip geçilebilecek bir şey değil. Sen aşık olmuşsun kızım. Ya öyle deme. Aşk deme ama. Belki... Yani sonuçta aynı evde yaşıyoruz. Etkileniyorum belki de sadece. Belki de eski sevgilisine olan aşkından etkilendim önce. Ama aşk diyemem. Vallahi diyemem. Vallahi istersen aşk değil, elektrik de seni fena çarpmış. Hem neredeyse öpüşecekmiş o gün. Adam da sana boş olsa yakınlaşır mı birden? Neyse. Bak... Anlatıma pişman etmeme, tamam mı? Sen de söz ver o zaman. İki de bir sormak zorunda bırakma. Merak ederim seni. İyi ki geldin. Konuşmaya çok ihtiyacım varmış. Nasıl? İşin en ağır kısmını da gördün. Gerçekten çok etkileyici. İnsanın kendi işinden bu kadar etkilenip sonra gidip başka işte çalışması da... biraz garip değil mi?
Bu gezinin amacı belli oldu. Abim mi tembihledi? Abinin istekleri ayrı. Ama ben başkasının ağzıyla konuşmam. Affedersiniz. Bir an kaba konuştum. Sizi tanımıyorum. Bir an abim gibi konuştunuz da. Sorun değil. Zamanımız var. Hem artık ikimiz de buradayız. Birbirimizi tanıyabiliriz. Benim kimseyi tanımaya ayıracak vaktim yok. Ayrıca siz benim değil, abimin ortağısınız. O yüzden bundan fazla tanışmamıza gerek yok. Büyük laflar etmeyi sevmeyen birine göre yine erken söylenmiş büyük bir laf da. Pardon. Alo. Merhaba canım. Eğer bir programın yoksa birlikte kahve içelim diyordum. Bir arkadaşla birlikteyim şu an. Bir arkadaş? Abimin bir arkadaşı. Ben seni ararım, tamam mı? Şimdi gidebiliriz. Hadi gidelim. Arkadaşlar beni anlıyorsunuz değil mi? Yani biz burada kolay bir iş yapmıyoruz. İçki, müzik, insanlar buraya haftanın yorgunluğunu atmak için geliyorlar. Ve bizim görevimiz onların güvenliğini sağlamak. Ama bunu onların gözünün içine sokarak yapmayacağız. Misafirler huzurlu olacak, burada eğlenecekler ve biz hiç varlığımızı belli etmeyeceğiz. Kimse buraya sen benim kim olduğumu biliyor musun desturuyla giremez. Anlaşıldı mı? Peki, teşekkür ederim. Çok etkileyiciydi. Umarım onlar da etkilenmiştir. Ben de tam alıştın mı diye soracaktım. Ama bir baktım. Sen zaten bütün ipleri eline almışsın. Abartma, ben elimden geleni yapıyorum. O kadar. Can burada çok mutlu olacaksın. Ben ne olursa olsun mutlu olacağım, eminim. Ne olursa olsun mu? Yani... Yapma. O kadar kötü bir patron gibi görünüyorum. Güneşi batırdın ha oğlum. Ama bilmez misin ki güneş hep doğmak için batar. Güneşle ilgili tek kötü şey Yavuz Sancaktar'ın kardeşi olması. Bana inanmadığından eminim. Başka şansın mı var zaten? Çünkü bana inanırsan bana yaptığın haksızlıkla baş edemezsin. Değil mi? Ne tesadüf. Kaan değilmiş. Apartman küçük. Anlaşılan buraya her geldiğimde sizi görmeden geçemeyeceğim. Biz içeri geçelim. Bir dakika. İki kere karşılaştık. Ama hala tanışmadık. Hande ben. Ben de... Sen de Kaan'ın dadısın. Bir adım var tabii. Pınar. Adım Pınar. Pınar. Umarım bu adı unutmam. Umarım ben de unutmam. Hande'ydi galiba. Biz artık içeri geçelim. Malum bir market klasiği. Evde yapacak iş var. Ne şirin. Yani dışarıdan bakıldığında Gülsüm'ü bilmesem... size küçük bir aile diyeceğim. Fotoğraf karesi gibi duruyorsunuz. Biz geçelim mi artık içeri? Eve. Anahtarımızı ver bebişim. Yardım ister misin? Sağ ol. İyi akşamlar. Ne gerek vardı? Neye? Bu şova. Şov değil. Gördüğümü söylüyorum. Gülsüm'le bile böyle değildiniz. Çiçekler için teşekkür ederim. Ama iş hayatında başarılar dilemeniz yeterliydi. Ha.
İyi. Ne kadar zor o kadar zevkli. Telefonu mu karıştırıyorsun? Hayır, ne münasebet. Çaldı öyle, sadece sessiz almaya çalışıyordum. Karıştırmak aklının ucundan geçmedi yani. Geçmedi tabii. Hem senin hayatınla ilgili hiçbir şey merak etmiyorum. Ama ben merak ediyorum. Güzelmiş. Vereyim mi çiçekçinin numarasını? Yok, tarzım değil. Çok gösterişliler. İçten durmuyor. Çiçekçiye iletirim yorumunu. Çiçekleri gönderene iletirsin belki de. Birkaç gün öncesine kadar mahcup prenses oynayan biri için çok hızlısın. Boşuna uğraşıyorsun Emir. Beni vurabileceğin en adi şekilde vurdun zaten. Bundan fazlasını yapamazsın. Güneş. Ben bunları seni vurmak için söylemiyorum. Sen de en az benim kadar oynadın. Amacın ne? Ve hala oynamaya devam ediyorsun. Bunları bildiğimi anla artık. Masum. Hayatı tanımayan kırılgan bir prenses. Bu sadece senin kendine biçtiğin bir roldü. Bak, ben kendi ellerimle çıkardım maskemi. Sen hala üstünden düşmesin diye uğraşıyorsun. Amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle davranıp kendimi kötü hissedeceğimi mi düşünüyorsun? Senin ne hissettiğin umurumda bile değil. Çünkü ben artık hiçbir şey hissetmiyorum. Onun farkındayım. Çabuk atlatmışsın. Bana ne yaparsan yap hırsını alamayacaksın değil mi? Ne istiyorsun? Babanın yaptığını mı yapayım? Ne istiyorsun Emir? Gururum kırıldı diye herkesin önünde kafama mı sıkayım? Sevebileceğim.